kadar da şey değil. Daha da zor şartlar altında çalışan, hiçbir güvencesi olmayan kadınlar hakkında konuşacağız ve bunların sağlık problemleri, öncelikle sağlık problemlerinden bahsedilecek. İnci Gülmez Hoca bunu birlikte yapalım dediğinde kadın çalışmalarıyla biz sağlık alanındaki bu sempozyuma nasıl bir Erciyes Üniversitesi kadın çalışmaları olarak girdi yapabiliriz diye düşündük. Olsa olsa bu kadınların hukuksal sorunlarını konuşabiliriz. Olsa olsa bunların sosyolojik boyutta ele alınıp bir profillerini ortaya koyabiliriz dedik. Özellikle Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir sorunun gündeme alınmasını çok değerli buluyorum. Çünkü bu Türkiye'nin gerçekten önemli bir sorunu. Belki görmezden gelinen insanlar ve biraz önce İnci Hocam da belirtti. Çok büyük oranda çalışmalarına rağmen gelirin çok küçük bir payını alıyorlar. Dolayısıyla sağlık sorunları var, sosyal sorunları var, birçok sorunları var. Ben şöyle kısaca konudan bir bahsedecek olursam, özellikle güç alan kentlerde formal iş gücü piyasasında sürekli bir iş bulamayıp gündelik veya geçici olarak ücretli statüde hizmet sektöründe çalışan niteliksiz iş gücü gündelikçi işçi kadınlarda yer almaktadır. Yani bunlar düşük ücretlerle vasıfsız oldukları için çok düşük ücret karşılığında çalışan insanlar, özellikle de kadınlar. Gündelikçi işçi kadınlar düşük eğitim düzeyine sahip oldukları ve herhangi bir mesleki yetkinliğe sahip olmadıkları için vasıfsız nitelikteki işlere yönelmektedirler. Kadınları gündelikçi iş piyasasına iten nedenlerin başında da maalesef yoksulluk gelmektedir. Dar gelirli ailelere mensup kadınlar aile geçimine katkı sağlamak amacıyla çoğunlukla kayıt dışı ve sigortasız olarak gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Bu programda genellikle gündelikçi işçi kadınların sağlık sorunları, biraz önce Asuman Hocam belirtti, hem sosyal, yani buradaki bir sosyoloji hocamız hem hukuk açısından bunların ele alınacağını bizlere duyurdu. Ben küçük bir anekdotla konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Bildiğimiz gibi hepimizin evlerine haftada birkaç gün gündelikçi kadınlar geliyor. Şimdi bize son gelen kadın 28 yaşında ve kocasının işi yok. Kocası işsiz. Ve özellikle salı günleri gelmek istiyor ve 2'ye kadar çalışmak istiyor. Eşim nedenini araştırdığında o gün aldığı pazarla parayla o hafta orada açılan pazardan alışverişini yapmak istediği için bunu yaptığını öğreniyor. 2'ye kadar çalışmasının nedeni de çocuğunu evde karşılamak. Dolayısıyla bu şartlarda aile geçimine katkıda bulunmak için bu insanlar gerçekten son derece onurlu insanlar. Fazla parayı kesinlikle kabul etmezler ve işlerini de en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedirler.